Çıkarın. Yıllar oldu. Yıllar oldu, aylar oldu. Yeni nesil kafası, terimler sözlüğü, yan yana, yüz yüze. Ben herkese merhaba. Bugün ne konuşuyoruz herhalde? Bugün Türkçemi zorlayacağım şimdi. Biraz sen İngilizce değiştirirsin. Hadi, hadi. Edinme maliyeti. Güzel. Elde tutma. Güzel. Ömür boyu... Mutluluklar. Dur karıştırdım. Ömür boyu ne? Ömür boyu... Değer. Ömür boyu değer. Kullanıcıdan alınan ömür boyu değer. Bunlar normalde İngilizce kullanılan jargonda geçen şeyler. Retention, Customer Acquisition Cost ve Lifetime Value dediğimiz şeyler. Ama Türkçeleştirme vizyonumuzla devam ediyoruz tabii ki. Bunlar farklı farklı videolarda farklı farklı kez konuştuğumuz şeyler. Ve bayağı atar damarı, can damarı aslında bu startup dünyasının. Çok temel. Çok temel. Şimdi retention yani edinme maliyetinden bir başlayalım. Nedir edinme maliyeti? Şimdi neyi edinme maliyeti diye sormak lazım. Edinmenin tarifi, tanımı gerekiyor. Evet. Mesela bir uygulaman var, onun indirme maliyetini. Birisi indirdi ve açtı. Ama hiçbir şey yapmadı. Ya da indirdi, açtı, kaydoldu. E-postasını, telefonunu ya da ulaşılabilirliğini sağlayacak bir bilgi bıraktı. Bu mu? Hesap açtı bir şey. Yani bu mu? Yoksa içeri girip en az bir şey yaptı mı? Birini mi takip etti? Bir şey mi paylaştı? Bir şey satın aldı belki. Ya da bir şey mi satın aldı? Ya da abone mi oldu? Gibi şeyleri tanımlayıp her neyse o onun maliyeti. O da nasıl hesaplanıyor? Toplam harcadığın para, gelen kişi ya da kurum neyi sayıyorsan sayısı. Ya müşterinin tipi müşterinin yani sayısı. Evet, böldüğün zaman bir tanesinin kaça geldiği edinme maliyeti. Peki pazarlamaya harcadığım işte Facebook reklamlarına harcadığım parayı mı toplayıp bölmem lazım yoksa atıyorum maaşlar, ofisin gideri bilmem neyi de bölmem lazım mı? En önemli çok iyi soru. Normalde bu kadar sorma. Evet, çok iyi soru gerçekten. şimdi orada çok kullanılan bir ROAS diye bir kavram var. Return on Advertising Spend. Yani reklama harcanan paradan geri dönüş. Tamam. Esas olarak buna bakılıyor. Bunun üzerine kurmak lazım. Tabii ki şey önemli, atıyorum organik gelenler dediğimiz para harcamadan gelenler. Tabii ki diğer masrafların da var ama belli bir büyüklüğe geldiğinde, belli bir hacme ulaştığında artık sadece Return on Advertising Spend bakmak, ROAS bakmak lazım. Ki anlamlı olsun. Diyelim şu anda. Diyelim. Edinme çünkü, maliyeti için bunu konuşuyor olduk. Evet, çünkü niye? Bunu sonrakilere bağlayacağız ya o açıdan. Yani şöyle bir kritik şey var. Aslında ilk günden yani kullanıcı veya müşterilerle etkileşime geçmeye başladığınız ilk günden itibaren işte yatırımcılar, hızlandırıcılar, işte farklı belki satış sunumları, belki ajanslarla veya freelancerlarla, özgür çalışanlarla yaptığınız görüşmelerde bunu baz alarak konuşmak gerekiyor. Çünkü bir tane ajans gelecek diyecek ki ben sana 10 liraya müşteri getiririm veya 10 liraya sana kullanıcı getiririm. 10 liraya işte app'i indirtip e-mail'ini bıraktırtırım insanların diyecek mesela. Sen ama bileceksin ki aslında işte Instagram'a reklam verince belli bir fotoğrafı veya görseli sen 7 liraya yapabiliyorsun o işi. O zaman babuş yani 7'ye yapar mısın diye sorabilirsin. Evet. Onun için tek başına bence bu şey bağlam dışı konuşma çok anlamlı değil. Radikal bir örnek vereceğim burada. O da oyun dünyası çok şey oldu ya. Popülerleşti. Popülerleşti. Yine Zynga yine birini satın alıyormuş. Alıyor. İki. İki tane. İki tane görüşüyormuş. Evet. Hayırlı olsun. Şimdi oyun deyince de akla şey geliyor. Tek ayak üstünde oyun. Ay pardon. Tek elle oynanan oyunlar. Yaşı çıktı. Yaşı çıktı. Tek ayak üstünde tam bir. Hyper casual dedikleri oyun. Siz o zamanlar hyper casual mı diyordunuz? Seksek. Orada şey şu, çok yani radikal örnek şu. Sen birisine indirttin uygulamayı. Uyduruk bir oyun. Takaya gideceği tek elle oynama. Tamam. O oynadı. Sıkıldı, sildi. Tamam. Tamam. Ne kadar süreyle oynadı? Neden önemli? Çünkü o sırada sen de reklam gösteriyorsun. Doğru. Dolayısıyla senin 1 lira mal ettiğin, 1 liraya mal ettiğin bir kullanıcı ki bu müşteri değil aslında. Niye? Çünkü para ödemiyor sana. Ne kadarlık reklam tüketti? Yani o reklam verenden sana düşen pay ne kadar? Tamam. 2 lira mı? 3 lira mı? Mükemmel. Devam. Çünkü 1 liraya aldın, ondan 3 lira kazandın. 2 lira ya da yani 2 katı ya da 3 katını kazandın. Tamam. Dolayısıyla tamam. Cebine 1 lira ya da 2 lira
kalmış oldu. Bu çok iyi. Bunu sürdürebildiğin kadar sürdür ve yani burada retention dediğimiz elinde tutmanın hiç bir önemi kalmıyor. Önemli olan bir tane gelinin sana ne bıraktığı para olarak. Sadece reklam. Peki. Bu çok radikal örnek. Yani her şey için, bütün diğer örnekler için geçerli değil tabii ki. Ama güzel anlatıyor. Yani. Diğer terimlerimize de hani dokunacak olursak, o oyun gelişimi için 3 lira ömür boyu, hayat boyu değer midir? Evet. Çünkü onun ortalaması yani ortalama bir ortalama kullanıcılarından edinilen reklam geliri aslında hayat boyu değer. Şimdi daha demin söylediğimiz gibi farklı paydaşlarla konuşurken bu metrikler acayip önemli yani. Senin ROAS'ın kaç, işte edinme maliyetin ne kadar, bir kullanıcının ömür boyu ortalama ne kadar para kazanıyorsun. Sonra ama atıyorum retention'ı arttırdıkça, yani bir kişi ortalama 3 gün değil de 4 gün oynuyorsa hayat boyu değer de artmaz mı? Artıyor tabii. Zaten orada şöyle bir benim çok yıllar önce öğrendiğim bu şeyde SaaS'tır etkinliğine gitmiştim yıllar önce. Orada işte 3 katını getiriyorsa sana yani herhangi bir kullanıcının maliyeti ya da müşterinin maliyeti, düşünme varını yoğunu sat. Bas. Güzel, güzel. Yatırım tavsiyesidir galiba. Yatırım tavsiyesi. Wow, bu yasal mı? Ya neler tavsiye ediyorlar bu şey. Değil mi? Doğru söylüyor. Çok şey, tatlı bir tavsiye. Çok tatlı, çok masumuz. Tamam, o zaman retention'ı konuştuk. Aslında lifetime value'yi konuştuk. Customer acquisition cost'u da konuştuk. Aslında retention'ı az konuştuk. Evet. Yani retention elde tutma. Yani sen bir kullanıcı işte kaç gün elde tutabiliyorsun? Daha demin verdiği örnekte işte 3 gündü. Pardon 3 liraydı, 3 gün değildi. Kaç günse. Evet. İşte orada da şu giriyor devreye. İşte şey diyor. Day 1, day 7, day 30 retention. Yani 1. gün, 7. gün ve 30. gün geri gelme. 28. gün geri gelme oranlarına bakılıyor. O da o uygulamanın ya da o oyunun ya da neyse o servis onun ne kadar tutacağını gösteren bir gösterge. Yani paradan bağımsız bir şekilde. Hı hı. Bu şu demek, ilk gün %50'si geliyor mesela, 7. gün %10'u geliyor, 30. gün %1'i geliyor, kötü. Hı hı. Ama bunları 2 ile çarpsam bile iyi. 3 ile 4 ile çarparsan birinci çarpamazsın tabii ama diğerlerini çarpabilirsin, o zaman müthiş yani. Atıyorum %10, 30. günde geri geliyorsa bence bayağı iyi. Ama bu yine bağlam bayağı önemli oluyor. İşte ne olduğuna bağlı. İşte o oyunsa başka, ne bileyim ben işte ticaretse başka, ikinci el alışverişse başka, datingse başka, hepsi çok farklı. Ya da chatse video ya da text görüşmeyse bambaşka. Kısa bir reklam girelim. Kendimizin reklamı olduğu için problem olacağını zannetmiyorum. Zaten kendimiz reklamı olmasa da niye problem olsun? İyi olsun. Yeni Nesil Kafası'nda kaç oldu, Yeni Nesil Kafası'nın Slack kanalında kaç oldu diye bir kanal var. Ömer abinin zaten yıllardır mentorluk yaptığı girişimlere veya World Cup'ta bizim de öğrendiğimiz, gördüğümüz bir şeydi. Yani bu ölçtüğün neyse, neyi sayıyorsan, bu daha demin saydıklarımız da önemli metrikler var. Bunlardan birini saysan iyi olur. Onu günlük, haftalık, aylık neyse ne kadar aktifsen geldiğinde yazıyorsun kaç oldu kanalına ve söylüyorsun. Bu metrikleri de gelip, yani eğer bir girişiminiz varsa yapıyor olduğunuz, yani halihazırda canlıya almadıysanız bile bazı şeyler sayıyor olabilirsiniz. Test ettiğiniz özellik sayısı, işte bilmiyorum, konuştuğunuz kullanıcı sayısı vesaire de olabilir. Gelip bunları kanala yazabilirsiniz. Biz de sıkça onlara yorum yapıp hatta ileri geçip mentorluk da yapıyoruz oradaki ekiplere diyeyim. Ve uzun, çünkü 3 terim vardı. O yüzden uzun ama güzel bir terimler sözlüğü videosundan bu kadar. Önemli daha doğrusu. Uygun. Budur abi.